Herkese merhaba, ben Buse, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom, o yüzden biraz heyecanlıyım. Bugün sizlere favori yaz ürünlerimden bahsedeceğim. Ondan önce kendimden kısaca bahsedeyim mi diye düşündüm. Yani adım Buse, üniversite öğrencisiyim. Instagram'da bir senedir makyaj blogum vardı ve kendimi böyle daha fazla ilerletmek adına ve önerdiğim şeyleri, memnun olduğum şeyleri, sevdiğim, sevmediğim ürünleri daha fazla kitleye yaymak için bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. Bu şekilde umarım güzel olur her şey. Şimdi favori öz ürünlerimden size bahsedeceğim. Öncelikle bu Dr. Tuna'nın güneş kremi ilk favori ürünüm. 50 SPF içeriyor. Sadece yüz için yazıyor ama ben tüm vücuduma da uygulayabilirim. Ama gördüğünüz gibi birazcık küçük bir ambalajda. 50 mililitre olarak gözüküyor. Burnumda benim çillerim var ve bu çillerim zamanla, özellikle yaz zamanlarında daha çok koyulaşıyor ve belirginleşiyor. Ben bu yaz 4 günlüğüne bir tatil yaptım. Tatilde bu güneş kremini sürdüğüm zaman gerçekten çillerimin renginde bir koyulaşma olmadı ya da bir işte çillerim daha fazla belirginleşmedi kısacası. Ben bu ürünü o yüzden çok sevdim. Tekrar alırım. Bu Dr. Tuna'nın ürünlerini de farmasiden satın alabiliyorsunuz. Bu arada bir kararıyor, bir rengi mutluyor. Çünkü hava ikizler burcu gibi bir açılıyor rengi havanın da. Bir güneş geliyor, bir gidiyor. Her neyse, konumuz bu değil. İkinci olarak yaz olduğu için tabii ki de herkesin korkulu rüyası selülit. Bu Zigavus'un selülit kremini ben kullanıyorum. 2 haftadır kullanıyorum ve şimdilik bir artısını kendimde görmedim. Sadece gerçekten böyle bol suyla tükettiğiniz zaman, tabii ki suyla tükettiğiniz zaman derken, bu kremi kullanıp bir de üstüne bolca su içerseniz birazcık faydası oluyor. Şu an ben faydasını görmedim ama internetten araştırdığım kadarıyla gerçekten faydalı bir ürünmüş. Ne yazıyor üstünde? Perfect Slim Plus Anti Selülit Krem bla bla. Bir şey yağları falan filan var. Ama gerçekten tavsiye edilen bir ürünmüş. Ben de o yüzden merak edip almıştım bu ürünü. Açık almıştım dedim ama bu ürün bana geldi. Bende çok selülit yok ama yine de böyle oturduğum zaman böyle birazcık çıkıyor. Bu beni rahatsız ediyor. Umarım onlar geçer. Eğer geçerse bir sonraki videomda falan bunu mutlaka size tekrar göstereceğim. Diğer bir ürünüm ise Eda Taşpınar'ın Queen of Cool Aqua isimli body mist'im. Ben normalde amberliyim. Amber diyorum yani. Ben amber kokularını çok severim. Bildiğin sarı renkli kokulardan. Bu Aqua'nın, böyle Victoria's Secret'ın da vardı bu Aqua Mist'i sanırım adı da. Onun kokusunu böyle kışın falan denemiştim. Hoşuma gitmemişti. Ama şu an yazın bunu bayılarak kullanıyorum. Bayılarak kullanıyorum dediğim daha şu kadarcık kullanmışım. Ama daha yeni başladım bunu kullanmaya. Böyle denizden çıkınca, işte havuzdan çıkınca ya da böyle fresh, yani fresh olmak istediğiniz zaman gerçekten bu koku birebir. Ben bayağı sevdim. Yani her yaz alacağım body mist ama tabii ki kokuları pek kalıcı değil. Bu birazcık beni üzdü. Body mistler genelde zaten kalıcı olmuyorlar ve şu an çok hızlı konuştuğumu fark ettim. Çünkü heyecanlanıyorum. Bu benim suçum değil. Bir sonraki ürünüm klasik Rexona'nın deodorantları. Deodorant bir ara hiç kullanmıyordum. Neden kullanmıyordum? Çünkü koltuk altını karartabiliyor. Ama sonra baktım ki yani kullanmadan olmuyor. Tekrar devam ettim. Eda Taşpınar ürünlerinden devam edeceğim. Çünkü bunu da gerçekten çok sevdim. Eda Taşpınar'ın bu da yüz koruyucusu. Bu 30 SPF içeriyor. Diğer Dr. Tuna'nınki 50 SPF içeriyordu. O yüzden onu havuzda, denizde falan kullanıyorum. Ama bunu günlük dışarı çıkarken ya da makyajımın altına her şekilde kullanabiliyorum. Zaten o şekilde de kullanılabiliyor. Yani 30 SPF içerdiği için koruması diğerine göre daha az. O yüzden günlük kullanıma uygun. Her dışarı çıktığımda makyajımın altına mutlaka kullandığım bir ürün. Ambalajı da çok şeker. Şu şekilde bunu çeviriyorsunuz, basabiliyorsunuz. Böyle de kapalıyor, bir sıkıntı oluşturmuyor. Gerçekten rahat kullanımlı bir ürün. Bir diğer ürünüm de Dove'un Hair Therapy isimli anında bakım ve kolay taramı isimli saç bakım spreyi. Bununla ben Watsons'ta çalıştım. Bununla ben Watsons'ta tanışmıştım. Bir çalışan saçlarıma bu ürünün parlaklık vereceğini söylemiştim.
Ben de o sırada testlerini sıktım. Gerçekten saçlarımda ciddi bir, yani o anlık tabii kalıcı bir parlaklık değil, o anlık bir saçlarımda canlı bir görüntü veriyor. Bu benim her zaman tatil çantamda olan bir ürün. Havuzdan çıktıktan sonra, denizden çıktıktan sonra ya da dışarı çıkarken bile saçlarım cansız gözüküyorsa mutlaka bu ürünü sıkıyorum. Ve gerçekten saçınız mis gibi kokuyor. Böyle çok fresh değil de hani böyle tertemiz, hani yeni saçınızı yıkamışsınız gibi bir kokusu var. Ben bu ürünü o yüzden çok sevdim. Tekrar alacağım. Zaten gördüğünüz gibi şu kadarcık kaldı. Bitmek üzere. Flormer'ın şu ojeleri. Çok net gözükmüyorlar ama. Flormer'ın Pearly isimli serisinin ojeleri. Ben özellikle bu silver rengine bayılıyorum. Bildiğiniz tırnaklarınız metalik gözüküyor. Onu bir gün sürer size gösteririm. Bu da çok güzel bir renk. Bunun numarası PL387 Vintage Gold olarak geçiyor. Diğeri de PL390 Stylish Silver olarak geçiyor. Cosmetin SPF 20 içeren CC kremi, renk düzenleyici krem olarak geçiyor. Bu çok minicik bir boyda. Bunu bana denemem için yollamışlardı. Yani tester bir boy. Bunu makyajlarınızın altına makyaj bazı olarak kullanabiliyorsunuz. Benim de makyaj, ben normalde makyaj bazı kullanmıyordum. İlk başta bununla başladım. Yani bana makyaj bazını sevdiren bir ürün oldu. Hem de SPF 20 içerdiği için makyajların altında koruyuculuk da sağlıyor. Bu yüzden ben bu ürünü severek kullanıyorum. Sivilce yapmadı. Ne kadar küçük olsa bile bana bayağı gitti. Yani bayağıdır kullanıyorum ve hala da kullanmaya devam ediyorum. Şu ve şu tek tek göstereyim. Bunlar Avon'un lip glossları. Ben lip gloss'tan nefret ederim. Şu an dudağımda lip gloss olsa bile nefret ederim. Çünkü yapış yapış hisse beni çok rahatsız eder. Rüzgar estiği zaman işte saçıma yapışıyor falan, nefret ederim. Ama yazın yani her şekilde güzel olabiliyor. Yazın parlaklık veriyor ve bu benim hoşuma gerçekten gidiyor. Bu Avon'un bu lip glosslarını 2 senedir kullanıyorum. Şu kahverengi bitmek üzere zaten. Yani bunu da bayağı kullandım. Neden bu kadar çok kullandım bilmiyorum. Sevmeyip sevmeyip. Böyle genelde ben normal mat rujumu sürüp üstüne bu lip glossları sürüyorum. Dudağımda yaptığım gibi pastel 20'nin üstüne bu şu lip glossu sürdüm. Gerçekten çok güzel sonuçlar veriyor. Çok hoşuma gidiyor bu lip glosslar. Bunları Avon'dan bakabilirsiniz. Avon dedim, Oriflame olma şansı var mıydı ya? Hatırlamıyorum. Her neyse. Bir de şu iki lip gloss'um var ama bunlar Essence'in Beauty Beats serisine, yani bir özel bir seriydi. Şu an yok. Bunları ben birkaç sene önce almıştım. Gelmişti. Bir yıllık ömürleri varmış. Yani aslında son kullanma tarihleri geçmiş de ben bu lip gloss'larda falan son kullanma tarihini pek önemsemiyorum. Ama bunlar da çok güzel bir şeyler yani. Zaten bunlardan başka bir iki tane daha lip gloss'um var. Çünkü çok sevmediğim için fazlasına gerek yok. Şimdi size favori yaz ürünlerimin en favori ürününü göstereceğim. Önce ürüne bakın şöyle. Şu şekilde. Bu da Yves Rocher'in White Botanical serisinin gündüz kremi. Bu gündüz kremini neden bu kadar çok sevdim? Çünkü bu gündüz kremini öncelikle özelliklerine şu yazıyor. Leke azaltıcı krem. İşte cildinizi aydınlatır, rengini düzenler, lekeleri azaltır. Bir sürü şey yazıyor. Ben bayağı sevdim. Instagram'da paylaşmıştım da zaten bu ürünüm. 6 aylık bir ömrü var. Ama bu zaten Yves Rocher'in ürünlerinde şey var. Paraben falan içermediği için hani gündüz kremi olarak gerçekten kullanıyorum. Sabah yüzümü yıkıyorum. Bunu şey yapıyorum işte, makyaj yapmadan önce bununla nemlendiriyorum falan diye. Bir gün arkadaşım şey dedim. Sen dedin highlighter çok mu sürdün dedi. Hani böyle bütün yüzün parlıyor falan dedi. Ki o zaman yüzümde hiçbir şekilde makyaj yoktu. Sadece eyeliner sürmüştüm. Bu ürün gerçekten cildinize güzel bir aydınlık veriyor. Tabii highlighter böyle abartılı bir sürmüş gibi değil de cildinize doğal bir parlaklık veriyor hani. O yüzden bu ürünü çok sevdim. Sadece cildimi bu ürünle nemlendirip dışarı çıktığım zaman bile cildimde güzel bir parlaklık, güzel bir makyaj varmış gibi gözüküyor. Ben daha bu ürünü yeni kullandığım için daha lekeleri işte azaltma etkisini görmedim. Lekeler hakkında bir fikrim yok ama sadece verdiği aydınlıktan dolayı bile sürekli alabileceğim bir ürün oldu. Bu gerçekten favoriler videomun favori ürünü oldu. Bir diğer ürünüm de Essence'in bu All About Matte Fixing Compact Powder'ı. Bu pudrayı zaten çoğunuz görmüşsünüzdür.
Yani yazın gerçekten yüzümüz çok terliyor. Zaten fondöten falan süremiyoruz. Ben bazen BB krem sürüyorum, bazen CC krem sürüyorum. Bunlar bile akıyor yani. Aktığı için de ben bu Essence'in transparan pudrasını kullanıyorum. Transparan pudra makyajın yüzünüzde sabit kalmasını sağlıyor. Gün içinde akma yapmamasını, makyajınızın kalıcı olmasını sağlıyor. Bu da yazın mutlaka almanız gereken bir ürün. Diğer ürünüm de Sleek markasının şu güzel highlighter paleti. Şöyle göstereyim. Gerçekten parıl parıl parlamak istiyorsanız, gerçekten böyle güzel bir highlighter sürdüğünüzün belli olmasını istiyorsanız size bir ömür yetecek bu highlighter'ı önerebilirim. Ben özellikle şu rengini, zaten sadece hatta bu rengini kullanıyorum. Çok güzel bir pigmentasyonu var. Şu parmaklarıma sürebilirim iki rengini mesela. Gerçekten highlighter istiyorsanız size bir ömür yetebilecek bir highlighter paleti bu. Ve son favori yaz ürünüm de yine Sleek markasının Sunset isimli paleti. Renkler muazzam. Gerçekten her renk var. Tam yazlık renkler ve çok yoğun bir pigmentasyona sahip. Yani sürdüğünüz zaman tek rengi, mesela tek turuncu sürdüğünüz zaman bile bayağı çok yani makyaj yapmışsınız havası oluyor. Mesela şu turuncuyu alayım parmağıma, bunu da süreyim. Hep ellerim parlıyor ama. Yani direkt şu rengi verebiliyor. Maviye yapayım mesela. Çok bayağı belirgin pigmentasyona sahip bir palet. Böyle ışıl ışıl renkleri. Üsttekiler bayağı ışıl ışıl, alttakiler biraz daha sonbahar renklerini hatırlatıyor bana. Alttaki renkleri daha çok sonbaharda kullanırım diye düşünüyorum. Ama şu an bu renkler bana yetiyor. Gerçekten en sevdiğim paletlerden birisi. Sleek Sunset paleti. Benim favori yaz ürünlerim bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Bu arada saçlarım biraz dağınıktı. Çünkü duştan yeni çıktım. Daha kurutmadım. Kendiliğinden kurudu, kabardı falan. Ve hava sıcak olduğu için de saçımı düzleştirmek falan da istemedim. O yüzden kusura bakmayın saçımdan dolayı. Bir de çok hareket ediyorum. İlk videom diye mi, yoksa genel olarak da hareket ederim de yani böyle mimiklerim sanırım çok fazla hareket. Neyse işte öyle. Sorularınız varsa yorum kısmına yorumlarınızı yazıp sorularınızı sorabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.